Arkadaşlar, Bayram Özen YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sizlere çok iyi güzel içerikler üretmeye çalışacağız. Ha bu aralar öyle planlarımız var. İyi içerikler, iyi videolar yapmaya çalışıyoruz. Yemek videoları olsun, kitap okuma videoları olsun. O yüzden kaçırmayın derim ve iyi seyirler. Evet, bugün sizlere Hazreti Ali'nin kitabını okumaya çalışacağım inşallah. Çıkacak olan bu musibetlerle ilgili olarak sevgili peygamberimize elbet suale sorulmuş olmalıydı ki Efendimiz tarafından bir kısım açıklamalar yapılmış olsun. Mesela Ebu Hüreyre'nin anlattığına göre Efendimiz şöyle buyurmuştu. Bir kısım fitneler olacak. Bu durumda oturan ya ayakta olandan, ayakta bulunan yürüyenden, yürüyen koşandan hayırlı olur. Bu fitneler kendisine yaklaşanı yere serer. Yine bu Ebu Hüreyre aynı konu ile ilgili olarak bir kısım fitne çıkacak. O zaman uyanık olandan hayırlıdır. Uyanık olan ise ayakta bulunandan, ayakta olan koşandan hayırlıdır. Yani fitne ile ilgili olmayan olandan az ilgisi olan ise çok ilgisi olandan hayırlıdır. Kim fitneye bulaşmak için bir sığınak bulabilirse ona sığınsın. Bulaşmamak için bir sığınak bulabilirse ona sığınsın ve şerrinden emin olsun. Anlamına gelen hadisi nakletmişti. Bir gün ashabın ileri gelenlerinden Ebu Bekre'nin oğlu Müslim ziyaret edildi. Tarlasında çalışmaktaydı. Bulaşmamak için bir sığınak bulabilirse ona sığınsın ve şerrinden emin. Tamam, kuramadım. Ey Müslim, babandan fitnelerle ilgili olarak Resulullah Efendimiz'e ait bir söz dinledin mi? Denildi. Müslim şu cevabı verdi. Evet babam, Emin Efendimiz'in dinlediğini söyleyerek şöyle anlatırdı. Dikkat edin, bir takım fitneler çıkacak, aklınıza başınıza toplayın, sonra yine bir takım çıkacak, bir takım fitneler meydana gelecek ki o zaman da oturan yürüyenden, yani fitne ile ilgilenen ve katılandan hayırlı olacak. O fitneye doğru yürüyen kişi ise koşan kişiden hayırlı olacaktır. Bu fitne çıktığında devesi olan develerinin başına gitsin ve fitneden uzak dursun. Koyunları olan koyunlarının başında bulunsun. Arazisi olan arazisi ile uğraşsın. Ey Allah'ın peygamberi, devesi koyunu arazisi olmayan ne yapsın? O da kılıcını alıp taşa çalar, kesmez ve kullanılmaz hale getirir. Ve bir tarafa bırakır, daha sonra o kişi fitneden başına kurtarma imkanını bulursa tavsiye ederim kurtarsın. Sevgili Peygamberimiz bunları söyledikten sonra Allah'ım tebliğ ettim mi dedi. Bir adam ey Allah'ın peygamberi, baskı altında kalsam, iki taraftan birine katılmaya mecbur olsam, bir adam da bana kılıcıyla vursa ya bir ok saplanıp beni öldürsün ne olacak? O adam kendi günahını da senin günahını da yüklenir ve cehennem ehlinden olur. Ebu Hüreyre'nin zihninde yer tutan hatıralardan biri de Resulü Emin Efendimizin verdiği şu haber idi. İki büyük ordu birbiriyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Aralarında çetin bir muharebe olur. Halbuki ikisi de aynı davayı yürütmektedir. Hazreti Ömer'in hilafet günlerindeydi. Bir sohbet meclisinde Hazreti Ömer, Resulullah Efendimiz'in fitnelerle ilgili olarak verdiği bilgiyi zihninde tutanınız var mı dedi. Ben varım.
Hazreti Ömer Huzeyfe'ye döndü. Bu gibi konularda sen pek cesaretli bir kişisin. Söyle bakalım ne demişti? Ben Resulullah Efendimiz'i şöyle söylerken dinledim. İnsanın ailesi kendi şahsı, çocukları ve komşusu ile ilgili olarak müptela olduğu neler vardır? O fitnelerden meydana gelen günahını tuttuğu, oruç kıldığı, namaz verdiği, sadaka iyiliği emretmesi, fenalıktan vazgeçirmeye çalışması örter. Bu ameller o günahların bağışlanmasını sebep olur. Bu ameller o günahların bağışlanmasına sebep olur. Benim sorduğum bu değil. Deniz dalgaları gibi dalgalanan umumi fitneyi öğrenmek istiyorum. Ama ey müminlerin emiri, bu fitnenin seni ilgilendiren tarafı ne? Seninle onun arasında kapalı bir kapı var. Peki bu kapı kırılır mı yoksa açılır mı? Kırılır. O halde bir daha asla kapanmaz. Hazreti Ömer konuyu burada kapattı. Yeni bir açıklama yapılmasını istemedi. Aradan zaman geçti. O mecliste bulunanlar bu konuşmayı Huzeyfe'ye hatırlatırlar. Hazreti Ömer kapalı kapının kim olduğunu biliyor mu idi dediler. Yarından önce gecenin geleceğini bildiği kadar biliyordu dedi. Yani fitneye engel olan kapı kendisiydi. Hazreti Ömer'in hayatına son verilmesinin ardından artık hayatın tadını toplumun huzurunu bozan, temiz yürekli insanları kara kara düşündüren olaylar beklenecekti. Nitekim Hazreti Osman hilafete geçmesiyle birlikte Emeviler öteden beri dört gözle bekledikleri fırsatın el verdiğini gördüler. Çılgınlar gibi devlet dairelerine yerleştiler. Hazreti Osman gevşekliğinden faydalandılar. Halk nazarından onun itibarını sarsacak, ona duyulan saygıyı ayaklar altına alacak işleri gönüllerince yaptılar. Sonuç olarak fatura onların çılgınlıklarına dur demesiyle beceremeyen Hazreti Osman'ın adına kesildi. Hazreti Osman devrinde yaşayan olaylar üzücüdür. Fakat Hazreti Ali devrinin olayları kat kat fazlasıyla üzücüdür. Şöyle de denilebilir. Büyük fitne Hazreti Osman devrinde alevlenmiştir. Fakat Hazreti Ali devrinde hayal edilmesi bile düşünülmeyecek bir boyutlara ulaşmış. Yangın bütün İslam aleminin sarmıştır. Bedir'de ve Uhud'da, Yermuk ve Kadisiye'de sarmış. İki taraf birbirine ne derece düşmanca duygularla saldırdılarsa Cemel'de, Sifin'de, Mısır'da, Nehrevan'da ve Hare'de yapılan savaşlarda da aynı şiddetle acımasızca saldırmışlardır. Şu fark ile ki bu defa iki ordu da aynı peygamberin ümmetidir. Aynı kıbleye dönüp namaz kılan insanlar, işte bundan da acı olan tarafı ise muhabirlerin fasık, facir, fitne ve fesat çıkmayınca rahat edemeyen seviyesiz kişilerce değil. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Hazreti Zübeyr ve Hazreti Talha gibi her birini biri hayatında Resulullah Efendimiz'den cennet müjdesi alan insanlarca idare edilmiş olmasıdır. O gün için yaşayan insanlar arasında bu dördünden daha ileride bir kişi bulabilme imkanına sahip değiliz. Ordunun birinin başında Resulullah Efendimiz'in dünyada ve ahirette hanımı olma şerefini elde eden Hazreti Ayşe vardır. Bu hanım Resulullah Efendimiz'in en çok sevdiği insan olma gibi bir meziyetin sahibidir. En çok sevilme konusunda Hazreti Ayşe ile eş değerde tutulan erkek ya da kadın hiç kimse yoktur. Diğer ordunun başında bulunan kişi ise Resulullah Efendimiz'den Musa'ya göre Harun ne ise sen de bana öyle olmayı istemez misin denilen o Allah'ı ve Resulünü seviyor. Allah ve Resulü de onu seviyor diye takdim edilen Hazreti Ali vardır. Hazreti Ali
Hakkında söylenen bu sözler ashabtan hiç kimse için söylenmemiştir. Yaşayan erkekler arasında Hazreti Ali'yi yaşayan hanımlar arasında Hazreti Ayşe ile aynı seviyede bulunan ikinci bir fert mevcut değildir. Bu iki insan ve pek tabii olarak Talha ve Zübeyir el ele verip bulgur kazanı gibi kaynamakta olan İslam alemini nasıl sulh ve sükuna kavuşturacaklarını görüşme yerine birbiriyle muharebe yolunu tercih etmişler. Her iki taraf birbirine kıyasla kılıç çalmışlardır. Cemel Muharebesi'nde Hazreti Ayşe bir deve bindirilmiştir. Devenin üzerinde bulunan mahveye sayıya gelmeyen ok saplanmış, mahve adeta kirpi derisini andırır bir hale gelmişti. Tamam, şey ben Sen bunu okuyun. Bu oklar o mahveye tesadüfen saplanmamış. İçinde bulunan Hazreti Ayşe'yi öldürme maksadıyla 5 vakit namaz kılan müminler tarafından atılmıştır. Her anne çocuğunu emzirir, şefkat ve merhamet gösterir. Ey isyankar annemiz, senin gözlerinin önünde çocuklarını boğazlanıyor diye bağırılmaktadır. Demek ki boğazlanıyor. sevgili peygamberimizin dünyada ve dünyaya veda edişinden beri çok şey değişmiş. Köprünün altına nice su akıp gitmiştir. Bu muharebeler on binlerce aileyi perişan etmiş, on binlerce hanımı dul bırakmış, sayıya gelme çocuğun boynuna yetim yaftasını takmış. Babaların, anaların, kardeşlerin gönüllerinde pek derin ve unulmaz yaralar açmış, sel gibi gözyaşı dökülmüş, kalpler kin ve nefretle dolmuştur. Kısacası Yüce Allah'a ve onun sevgili peygamberine düşman olanlar bırakılmış ve İslam alemi birbirine kırıp geçirilmiştir. Evet, Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik etmeyi unutmayın sevgili dostlar.